Türkiye'de hiçbiri yok. Belki kurumsallaşma anlamında bir takım noktalarda daha atılacak adımlar var. Ama Fethullah Hoca Efendi'yi Türkiye'de yaşayamaz hale getiren insanlar bugün yargı konusu yapılıyorlar. Bunu görmek lazım. Dolayısıyla artık bu kadar milyonların gönlünde taht kurmuş bir ismin kendi vatanından uzak tutmasının, durmasının anlamsız olduğunu düşünüyorum ben. O yüzden başbakanın o daveti hakikaten çok heyecanlandırmıştı Türkiye adına da. Sayın Fethullah Gülen'in elbette kendi takdiri, kendi nazik üslubuyla Türkiye'ye zarar verebileceği endişesi taşıdığını belirtti. Ben onun söylediklerine saygı duyuyorum ama böyle olduğunu düşünmüyorum. Bence Fethullah Hoca'nın hala Amerika'da olması, kendi vatanından uzak kalması asıl Türkiye'ye zarar veriyor. Onu sevenlerinden ayırıyor. Ya da bir takım işte böyle dedikoduların da daha da fazla yeşermesine sebep oluyor. Aksine dönerse Türkiye'ye o zaman bir kere bu sanki husumet varmış gibi gösterenlere karşı, özellikle de Ergenekon davasının altını boşaltmak isteyenlere karşı çok iyi bir cevap olur. Ve de aynı zamanda yani hareket, ben cemaattenim diyen bir takım sırf bu işten nemalanıp aslında son derece kendi sahte iktidar alanını yaratmak isteyen isimlere de bir de cevap olmuş olur. Yani bunun da önünü kapatmış olur. Tabii bir şekilde siz de böyle düşünüyor olabilirsiniz ama mutlaka çok geniş interlantıyla Türkiye'de neler olup bittiğini de tabii ki oradan takip ediyor, neler olup bittiğine bakıyor. Ve bu şekilde bir görüş ve düşünce ortaya koyuyor ve kararını da bu şekilde veriyor. Elbette yani tabii ki Hoca Efendi'nin kendi takdiri ama Türkiye'ye gelmesinin ben hepimizin son derece lehine ve hayrına olacağını düşünüyorum. İnşallah en kısa zamanda onu buraya getirecek şartlar i̇nşallah, yani kendi açısından. İnşallah ülkemiz adına da çok daha iyi şartlar gelecekte de çok iyi olur inşallah. Türkiye demokratikleşme yolunda önemli mesafeler aldı ama alması gereken daha çok tabii fazla ki var, yol var. Elbette var. Her şeyin artık Türkiye'de toz pembe bir Avrupa ekonomi demokrasisi ya da bir dünya demokrasisi şekline gelmiş olduğunu elbette ki Türkiye'de söyleyemeyiz. Evet, ama bunların hızlanması için Hoca Efendi'nin dönmesi önemli bir katkı olacağını düşünüyorum ben. Pekala, siz böyle düşünüyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.